Devlet kurumları arıcılık ve balcılığa ne gibi katkılar sunuyor? Ve fuarda da, balcılık arıcılık fuarında da bir yetkiliyle bunu soruyoruz. Efendim, Ordu'dan geldiniz değil mi? Evet, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde eğitim yayın biriminden sorumlu Enver Top. Yaklaşık 24 yıldan beri bu kurumun içerisinde çalışıyoruz ve arıcının... Ne yapıyor efendim? Aracının olduğu her yerde olmaya çalışan bir kurumuz. Bizim kurumumuz tamamen teknik personelden oluşan, şu anda 37 personelle birlikte proje üreten, ARGE çalışmaları yapan, inovatif ürünleri üreten, çıkartan, yeni ürünleri çıkartan ve Türkiye arıcılığına, ülke ekonomisinden de hangi ne tür katkıları sağlayabileceğini sürekli araştırma yapan ve geliştirme yapan bir kurum. Toplumun ve arıcıların da en çok muzdarip olduğu şey sahte bal sanırım, evet. Değil mi? Evet efendim. Evet, evet. Yani şimdi şöyle bir... Sizin bir çabanız, gayretiniz... Biz tabii şu anda kurumsal olarak birçok çalışmalara imza attık, projelere imza attık. Bu projelerimizde şimdi vatandaşımız bir ortada bir bilgi kirliliği var. Her donan balın işte şekerli olduğunu veya sahte olduğu şekilde bir konuşmalar var. Ama balın, hatta bizim bir sloganımız vardı. Arı dediğin sokar, bal dediğin donar. Çünkü balımızın kaliteli bal zaten kristalize olabilir. O yüzden onun için balın bir ömrü vardır. Yani bir raf ömrü vardır. Onun belirli bir süre sonra mesela ayçiçek balının yaklaşık bir ay sonra kristalize olmaya başlar. Buradaki önemli olan arının balının tahlilinin yapılıp yapılmadığıdır. Yani buradaki ürünün en iyi bir kaliteli balı laboratuvardaki yapılan tahlille ortaya çıkarabilirsiniz. Çünkü şey olarak sektörün içerisinde farklı algılamalar var. İşte mesela tüketicinin kafasını karıştıran kirli düşünceler oluşuyor. İşte acaba diyor bal sahte mi, gerçek mi, ne yediğini biliyor mu, bilmiyor diye. Onun için en güzel şey laboratuvarda tahlil yapılmış ürünlerin satın alınması. Arıcılık Araştırma Enstitüsü olarak gelen balın içerisinde ne var? Nereden beslenmiş? Ayçiçek mi, kestane mi? Karakoğan mı, bunun ne olduğunu, şeker oranını olup olmadığını, bunların hepsini çözebiliyor musunuz? Şöyle arz edeyim ben size. Hatta bir dakikanızı alayım. Şuradan bir kavanoz alayım ben size. Onu da arz edeyim. Şöyle. Şimdi şurada bizim bu Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 10 milyon avro projeyle, bütçesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerine dahi olmayan bir tesis kurduk biz. Proje yaptık. Arın Balın PTM projesi adı altında ve orada Arı Ürünler ARGE Gelişme Merkezi kurduk. Bu merkezimizde akredite bir laboratuvar kurduk. Bu laboratuvarın içerisinde arı ürünümüz ilk gelir gelmez daha tesise girmeden analizi yapılır. Eğer ürün kaliteli ise tesisin içerisine girer ve ara paketlemeden önce tekrar bir tahlil daha yapılır orada. İşlem görüp görmediğinden dolayı peşinden en son çıkarken üçüncü bir tahlili daha yapılır. Yani ambalajlandıktan sonra da üzerinde Arıcılık Araştırma Avrupa Birliği tesislerinde paketlendirilmiş ibaresi koyulur. Avrupa Birliği ve Türk Bayrağı'nın logosuyla birlikte satışa hazırlanmış. Mesela şurada barkod sistemi vardır. Bu ürünün nereden olduğu, hangi laboratuvarda olduğu tahlil sonuçlarını buradan görebilirsiniz. Yani buradan takip ettiğiniz zaman buradan görebiliyorsunuz. Son tüketici için geçerli bir şey. Evet, son tüketici için geçerli bir şey burada. Ve yani o akredite, şu anda 7 dalda akrediteyiz. Laboratuvar olarak. Şu anda da diğer 4 dal için daha müracaat ettik ve onunla alakalı tamamen yani arı ürünlerini tamamen tahlil edebilen balını, polenini, propolisini, arı sütünü gibi bütün ürünlerin tahlilini yapacak kapasitede bir kurumdur. Kurumumuz. Biz teknik çalışan bir kurumuz. Bütün yani ülke arıcılık ekonomisine katkı sağlayacak olan bütün projeleri personelimiz, teknik personelimiz projeleri üretirler ve o projeleri TAGEM sunarız ve TKDK'ya sunarız. Efendim işte FAO olur, TİKA ile ortak çalışır, yurt dışı eğitimler veririz. Kurumumuz tamamen arıcının ve halkın yanındaki olan bir çalışmalara imza atan bir kurumdur. Emre Bey, bizden sır çıkmaz. Türkiye'de en iyi bal nerede oluyor? En iyi bal tahlili yapılan baldır. En iyi bal bu baldır. Çünkü devlet ağzıyla ancak bunu söyleyebiliriz. Yani şimdi basının içerisinde en iyi bal tahlili yapılan baldır. Mutlaka balın tahlili yapılması gerekiyor. Yani benim biz şimdi kurumsal 24 yıldan beri bu kurumun içerisindeyim. 94 yılından itibaren de Arıcılık Enstitüsü Ordu iline kuruldu. Yani o günden buraya yaptığımız bütün tecrübelerimiz, çalışmalarımız. Çünkü şimdi az önce siz dediniz işte balın şekerli mi, sahte mi, nerede olduğunu nasıl anlarsınız dedi. Onunla ilgili laboratuvarımızda tüm cihazlar mevcuttur kurumumuzda. Atıyorum balın hangi ilde yapıldığını, ne şekilde yapıldığını gösteren cihazlarımız laboratuvarımızda hazırdır. Onun için bizim de tavsiyemiz size tahlilli balları mutlaka tüketin. Çalışmalarınız kolaylıklar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun ilginiz için. Teşekkür ederim.